Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Kitap Tarihli programıyla yeniden karşınızdayız. Bu haftaki kitabımızın adı Selahaddin. Kitabımızın yazarı Abdülkadir Turan. Stüdyo konuğum Sayın Faruk Terzi hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Nasılsınız? Hocam. Teşekkürler istiyorsunuz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Hocam kitap gerçekten güzel bir kitap. Abdülkadir Turan'ın yazdığı. Tabii Selahaddin Eyyubi dediğimiz zaman akla direkt Kudüs geliyor. Evet. Çünkü o bölgede büyük bir komutan, yani Haçlılara karşı savaşmış ve kendini kanıtlamış bir komutan. Birazdan kitabın tabii detaylarına siz değineceksiniz ama ben siz başlamadan önce kitabın girişinde hoşuma giden iki bukle bir şey okumak istiyorum. Ardından size devredeceğim. Ön sözde özellikle değiniyor. Diyor ki Bismillah, bu bir tarihi roman değildir. Evet. Tarihi romanda yazar bir tarihi olayını hayal gücüyle zenginleştirerek verir. Gerçeğin üzerine ağır bir hayal yükü yükler. Bu eserde hayale çok az yer verilir. Bu biyografik bir romandır. Amaç sanatsal bir üretim yapmak değil, Selahaddin Eyyubi'yi tanıtmaktır. Bunun için bu eserde sözü süslemek ve gerçekleri dallandırmak yoktur diyor. Gerçekten de güzel bir ibare. Selahaddin Eyyubi ile ilgili genel anlamda ne söylemek istersiniz kitapla evet. alakalı? Bismillah. Önce Abdülkadir hocamdan bir iki kelam evet, bahsedelim. Evet, yazarımızdan. Gerçi biz biliyoruz, tanıyoruz ama müellif olduğu için müellifi bir tanıtalım. Abdülkadir hocam gerçekten velut, eskilerin bir tabiridir. Velut bir insan, yani çok üretken bir insan, çok çalışkan bir insan, kalemi maşallah iyi çalışan bir insan, güçlü bir insan. Selahaddin romanını burada kitapta kaynaklar da veriyor. Yani hocamın şöyle bir ifadesi var. Burada yazılan her şeyin bir kaynağı vardır. Hani sizin okuduğunuz yerden de hani sanatsal bir endişe yoktur. Onun için bazı yerlerde kurgusal konuşmalar ayrılmış ama hepsinin kaynağı vardır. İbni Esir, İbni Kesir var. Özellikle Şeddat var yani. Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatan özel bir tarihçisi vardır. Cameron ve Jackson yabancı bazı yazarlar var. Bunun dışında Büyük İslam Tarihi var. Çağ yayınlarından çıkan. Ayrıca bazı akademik çalışmalar da var. Bunlar kitapta onların ismini söylüyor. Sallabi var. Son dönem hala yaşayan bir tarihçi. Allah Resulü, Halifeler Dönemi ve bizim üç büyük tarihi devleti anlatan yazar. Yani Emevileri, Abbasileri, Osmanlıları anlatan. Yani bütün kaynaklara ulaştım diyor hoca. Ben verdim, her şey kaynağıyla verdim. Bu açıdan önemli. Çünkü Selahaddin gerçekten efsaneleşen bir insan. Onun için bazen hakkında yazılan şeyler onun asıl öğretilerini, mesajlarını gölgelebiliyor. Abdülkadir hocam özellikle onun kaybolmaması için, öğretilerinin, hayatının, mücadelesinin kaybolmaması için ben diyor çok kurgulara yer vermedim. Tarihten aldığım şeyleri tam bildiğiniz roman diliyle değil ama işte roman dilinden aktarmaya çalıştım. Hocamın bu çalışmadan sonra bildiğim kadarıyla takip ediyoruz. Bir doktorası oldu. Evet. Yani Selahaddin'in bir öncesi de önemlidir. Selahaddin'in öncesi Nureddin Zengi'dir. Evet. Hocamızın Nureddin Zengi üzerine çok güzel bir doktora çalışması vardır. Bitirdi hocamız, onu da bitirdi. Şu an Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yaptı diye biliyorum. Evet. Ayrıca çalışmaları var, roman çalışmaları var. Hocam çok alanda okuyan, çalışan bir insan. Evet. Mesela dershane geçmişi olduğu için gençlere yönelik bazı çalışmalar var. SIDAM'da yöneticilik yapıyor. SIDAM diye bir stratejik düşünce araştırma kuruluşu var. Orada çalışmalarına ayrıca devam ediyor hocamız. Bu yönüyle gerçekten velut ve zamanı, çağı okuyup ona göre yorumlar yapabilen ya bir özelliği var hocamızın. O konudan hocamızı şahsen ben de size tebrik ediyorum. Aynen hocam. Yani kısacası kitap güzel bir kaynaktan geliyor bize. Güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Yani ana kaynaklara inmiş ama zamanı da okuyan bir ruh var. Hocamın karşımızda değil yani en azından ben bunları rahatlıkla daha söyleyebiliyorum. Evet. Kitabımızın kapağında hani tarihi bir husus olduğu için şöyle bir fotoğraf var. O günleri anlatan padişahtır, işte diğer yanındaki insanlar. Bu da o tarihe biraz bizi götürüyor. O günlere götürmüştür. Orada Haçlıların bir boyun eğişi var. Orada bir tanesi boyun eğiyor. İslam'ın izzeti ve yüceliğini ifade eder bu da.
bu güzel ve Haçlı bir padişahın biri de boynunu bükmüş. Çünkü kapaklar bu açıdan önemlidir. Yani mesaj verirler. Evet. Bu açıdan niçin yani Salahaddin gerçekten Salahaddin'dir. Yani Cennetin Krallığı diye bir film var. Evet, bilmiyorum hocam, seyrettiniz evet, mi? Evet. Seyrettiğim için şöyle bir anekdot aktarayım. Şimdi kafirler ondan belge istiyorlar. Bir anlaşma yapacaklar. Tamam da diyor biz sana nasıl güveneceğiz? Salahaddin'e güveniyorlar. Tek bir cümle var. Ben Salahaddin diyor. Bu kadar. Evet. Yani hani bazen bir iş başvurusu için bir yere gidilir ya. Sizin referansınız. Evet. Referans tek kelime. Ben Salahaddin. Bu kitabı, romanı okuyan anlar. Çünkü affedici, anlaşmalarına bağlı, ölümü göze alır ama yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Öyle bir yapısı var. Hangi şart altında olursa olsun sözünü uygular. Müslüman, Hristiyan farkı yoktur. Tarihteki birçok padişahtan çok farklı bir yapısı vardır. Yani sahabeden Ebu Zer vardır. Ebu Zer'in padişah olmuş şekli. Hı hı. Ama düşün ki hani en sonunda zaten diyecek, öldüğü zaman dahi hazinesi yok. Yani parası yok. Öyle bir insan. Salahaddin onun için önemli. O filmden bahsetmişken o filmle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Batı'nın bize bakış açısı. Evet. Salahaddin efsanedir. Fakat o filmde de şöyle bir şey var. En son gelen kahraman bir yerde su kuyusu açacak, iki yerde, üç yerde derken yani sanki medeniyeti o bize getirmiş gibi. Evet. Su kuyularıyla tarımı işte çoğaltacak, yeni şehirler inşa ediyor. Yani Salahaddin'i övdükleri filmde dahi kendi medeniyetlerini, üstünlüğünü çarpıtarak anlatabiliyorlar. O filmden bahsetmişken böyle bir anekdot da verelim. Halbuki Salahaddin gerçekten çok etkili. Yani kendileri de kabul ediyor. Evet, aynen hocam. Hocam Salahaddin demişken yani birazdan gerçek kitapta da yine değineceksiniz evet. ama dedik ya Nurettin Zengi de önemli bir karakter burada. Çünkü evet. öncesi var yani Salahaddin Eyyubi'nin öncesi var. Nurettin Zengi'ye dayanıyor. Oradan bir birliktelikleri var. Bir ordu birliktelikleri de var aynı şekilde. Yani Nurettin Zengi'nden kısaca bahsedecek olursak ne diyebiliriz? Nurettin Zengi evveli de İmadüddin Zengi'dir babası. Hı. Selçukluların bir atabeyidir. Yani bir yerdeki yöneticisidir. Şeriata, İslam'a bağlı, kendi vatandaşlarını düşünen, halkı için çırpınan bir insandır. Daha sonra Allah nasip eder ve Orta Doğu'nun bel kemiğini oluşturan Halep ve Musul'u alır Nureddin Zengi. Evet. Gücün zirvesine çıkar. Çünkü Halep ve Musul'a egemen olan Orta Doğu'ya egemen olur. Yakın dönemi düşünürsek, Orta Doğu'da bir kargaşa oldu 10 yıldır. Evet, neresi düşmüştü? Musul düşmüştü. Musul, İslam dünyasının batılarının Orta Doğu dediği, ne yazık ki onların kavramını kullanıyoruz ama onların Orta Doğu dediği bütün yerlerin neredeyse merkezidir. Musul çok önemlidir. Eğer sizin Akdeniz'e de ulaşmanız için, Akdeniz'de hakim olmanız için Halep'i de almanız lazım. Nureddin Zengin takva ehli bir insandır. Bu ikisini alınca artık bütün bu Orta Doğu dediğimiz alana hakim olmaya başlıyor. Sözü geçerli oluyor. Çünkü denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı da yoktur. Evet. Ve Nureddin Zengin İslam'a bağlı, mevlütlerde Peygamber Aleyhisselam'ın doğumunu kutlayan ve bunu İslam'ın yükselişi için hayata, topluma yayılması için çok ciddi faaliyetlerde bulunan, hatta kadil kavramını kullanıyoruz. İlkin o dönemlerden kalma olduğu söylenir. Hı hı hı. Yani o mübarek gecelerde mesela Resulullah Efendimiz'in doğduğu gün şehrin merkezi yerleri öyle bir aydınlatılır ki mesela düşün Mevlid gecesi günü denmez de kandili denir. Yani orada ama sapmadan. Evvelinde ne var? Şimdi alimlerle işbirliği var, ulema ile işbirliği var ama bürokratlarda da İslami ve nezih bir hayat var. Bunun temelleri de hocamızın ifadesiyle Nizamül Mülk'ün Gazali ile beraber inşa ettiği bir medrese geleneği vardır, ilim geleneği vardır. Bunlar meyvelerini vermiştir. Bu meyveleri Nureddin Zengin merhum biçmiştir. Salahaddin ile bu zirve yapacaktır. Evet. Daha sonra büyük alimler o medreselerde İmam-ı Nevevi gibi alimler yetişecek. Hatta Abdülkadir hocamızın ifadesiyle Osmanlı ilim geleneğini oluşturan hocalar da buradan mezun olacaktır. Yani bu Şam'daki Dimeşk, Halep bu medreselerden mezun olacaklar evet. ve gelecekler Osmanlı'nın ilmiye ve bürokrasisini oluşturacaklar. Temeller yine buradan onun için Gazalilerin attığı o ilmi temel tohumlar çok önemliydi ve meyvesini bu dönem verdi. Alimler halkla bir olacak,
amirler alimlerle beraber olacak, onlara danışacak. Her işlerinde istişareyle hareket ederler, beraber gidecekler ve ki Rabbim de başarı veriyor. İşte Nureddin böyle bir insandı. Takva ehli, toplumuyla içli dışlı alimlere değer veren bir insandı. Yöneticilerini ona göre seçiyordu. Çok heybetliydi. İnsanlar çekinirdi. Sadece Yusuf'un babası onun yanında rahat oturuyordu. Kimse oturamazdı. Yusuf kim? Salahaddin. Salahaddin bir lakaptır. Asıl ismi Yusuf. Onları özel davet ediyor. Onlara görev veriyor. Görevlendiriyor onları. Necmettin Eyüp'tür. Salahaddin'in babasının adı. Amcası Şirkuh var. Esedüddin. Dinin aslanı. Bunlar büyük İslam mücahidi kahramanlar. Aile yani çok köklü İslam'a kendini adamış bir aile Salahaddin'in. Evvelde böyle bir baba, böyle bir amca vardır. Yani bu bilinmeden Salahaddin de bilinmez. Ama Salahaddin Tikritlidir. Tikrit neresi? Saddam'ın şehri. Evet. Hatta Saddam bütün her şeyine rağmen kendini ikinci Salahaddin ilan etmiş. Tabii o nerede? Salahaddin Eyyubi nerede? Ayrı mesele. Bir meseleden dolayı Tikrit'ten hicret edip Nureddin zengin merhumun yanına geliyorlar. Görev, aldıkları görevlerin hepsini de başarıyla gerçekleştiriyorlar. Nureddin zenginin gerçekten gözüne giriyorlar. Değer veriyor o da onlara. Hı hı. Şimdi şöyle bir durum var. Baba mücahit, amca mücahit, savaşçı ve yönetici bir aile. Ama Selahaddin 25-26 yaşına kadar ilim dışında hiçbir şeyle uğraşmıyor. Yani büyük bir alim. İlmi iyi öğrenmiş, sindirmiş bir insan. İşte siyaset tabiri caizse yönetime atılması Mısır macerasıyla başlayacaktır. Yani bir görevlendirme olacak. Böylece Selahaddin amcasının da götürmesiyle, zorlamasıyla Mısır'a gidecek ve orada artık cihat dönemi başlayacaktır. Evet. Hocam biraz önce Nureddin Zengi özellikle sormamın da sebebi hem Türkiye'den evet. bazı kesimler hem dışarıdan bazı kesimler Selahaddin Eyyubi ile arasındaki ilişkiyi farklı şekilde lanse ettirmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin bağlarının çok kuvvetli olmadığını düşünüyorlar. Biraz da aslında kitabımızda bunun böyle olmadığını ve hatta o dönemde de hocam böyle fitne kazanları kaynatılıyor. Hı. Selahaddin ve Nureddin karşı karşıya getirilmek isteniyor. Evet. Yani orada da çünkü Selahaddin biraz daha genç, hatta bir iki olay oluyor. Çünkü çok şiddetli fırtınalar esiyor. Fitne, fesat tohumları neredeyse başarılı olacak. Şöyle diyorlar, siz Selahaddin'i oraya gönderdiniz ama o orada güçlenip size karşı çıkacak. Nureddin Zengi ne yapıyor? İşte alim ve fadıl bir yönetici. Nureddin Zengi, Selahaddin'in babası Nureddin Zengi'nin yanında Necmeddin Eyyub. Necmeddin Eyyub'u gönderiyor ve diyor bir git Selahaddin'in durumunu bana rapor et tabiri caizse. Kendisi gidiyor, bakıyor ki öyle değil. Bak Selahaddin'in kendi babası ve Selahaddin'i orada tabiri caizse yönetiyor. Kendi tecrübelerini aktarıyor. Yani bu günümüze de bir ışıktır. Yani bazen büyük dava insanları bir yerden sonra geriye çekilip yeni nesli yönlendirmeli, tecrübelerini paylaşar. Yani illa hep benim dediğim anlamda değil. Evet. Bunu yapamıyorlar bazen. Ya siz bir yerde durun, danışmanlık dahi yapın. Babası mesela böyle bir danışmanlık yapmıştır. O fitne kazanlarını orada yıkmıştır yani devirmiştir. Başarılı olamamış o fitne fesatçıları. Çünkü Nureddin Zengin çok takvalı bir insan olmasına rağmen ama bazı çevresindeki bazı tırnak içinde avami tabirle yiyiciler onlar farklı hesapların peşindeler. İkisini birbirine vuruşturacaklar. Kendileri asıl saltanatı sürecekler. Şimdi modern dünyanın devlet algısıyla o zaman farklı. Padişahın biri öldüğü zaman her bir şehirdeki birisi kendini kral ilan edebiliyor. Ya da padişah varken evet. dahi yapabiliyor. Onun için Necmettin Eyyub, yani Salahaddin merhumun babası, onun için bir nimetti. Gitti, bu fitne fesat kazanlarını yok etti. İkinci bir husus dediğiniz yine günümüzdeki bir fitne. Mesela Salahaddin Eyyubi eşiyle evlenmiş diyorlar. Hatta annesi yaşındakiyle evlenmiş. Evet. Bu iyi niyet değildir. Yani diyorlar ki nasıl olur da Selahaddin gidip Nureddin Zengin'in eşiyle evlenmiş? O onun annesi gibiydi. Biraz da çarpıtmak isteniyor. Çarpıtma ve kötü niyet Allah'a emanet. Evet. Niye? Çünkü Nureddin Zengin merhum. Yani şimdi tarihi okuyanlar bir... Olayları oraya gidip oranın şartlarıyla değerlendireceğim. Burada oturduğumuz yerden tarihi biz değerlendiremeyiz. Evet. Yani yorum yaparız ama o kendi şartlarında. O gün itiraz eden olmuş mu? Bilakis Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengin'in merhum oğlu Salih var. Salih'ten istemiş ve normal bir evlilik olmuş. Hiç itiraz olmamış. İki, peki sebep ne? Siyasi bir evliliktir. Bildiğimiz anlamda bir evlilik değil aslında. Çünkü Nureddin Zengin'in vefatından sonra...
O bazı insanlar, özellikle Gümüştekin diye biri vardır. Hı hı. Sürekli Selahaddin'i engelleyen, sürekli fitne fesat kazanları kaynatan bir adam vardır. Selahaddin'i devirmek için yani kafir bir kralı dahi serbest bırakmıştır. Raymond, evet. Yani gidip Selahaddin'i şehit etsin, oradaki İslam toplumunu yok etsin diye. Böyle tinette bir insana karşı Selahaddin hem takva ehli olan Nureddin gibi, oğlu da takva ehli ama küçük. Onu da hem himayesine almak, ama bunu da yapmak için evlenmesi lazım. Bu siyasi bir evlilik Osmanlı'da evet. Çok olmuştur. Yani tarihte çok meşhurdur. Hatta Nureddin Zengin merhum dahi evliliği biraz da öyledir. İsmetüddin hanımla evlenirken de öyle evlenmiş. Takva ehli bir kadındır. Teheccüd ehli bir kadındır. Çok hayırları vardır. Hastaneler yapmış, medreseler yapmış. Kendisi dahi Nureddin merhum evlenirken o zamanın bir vezirinin kızı evleniyor ve daha da güçleniyor. Tarihte bu çok yaygındır. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda var, ileriki dönemlerinde var. Güç birleşimi yapmak için imparatorluklarda bu vardır. Selahaddin'in normal evlilik değildir. Kendi şartlarında gayet makul, normal karşılanmıştır ve siyasi bir evliliktir. Onun için bugün de kalkıp yeniden böyle, mesela onlardan bir tanesi yine şöyle söylüyor. Ya diyor, Kudüs'ü aldı ama şu şehirleri verdi. Ehli insaf, tarihi okuyan şunu bilir ki Selahaddin Kudüs'ü hangi şartlarla aldı? Çok ağır hasta olduğu dönemde aldı. Zaten hastalığı habire ağırlaşıyor. 52 şehri alıyor Kudüs'ten önce. Evet. 52 şehri. Fakat ağırlaşıyor, etrafında asker kalmıyor. Bazen kendi atını dahi başkasına veriyor, başkasından ödünç alıyor. Asker sayısı çok az. Savunamadığı zaman da şehri terk ediyor. Mesela Akka'yı savunamıyorlar. 2 yıl direniyorlar. Halife yardım göndermiyor. Özellikle halifeden çok yardım istiyor. Halife bir türlü yardım göndermiyor hocam. Evet. Yani halife de Selahaddin'i kendisine haşa arasında bir engel görüyor. Sıvazlıyor sırtına ama yardım göndermiyor. Selahaddin de hiç itiraz etmemiş. Sırf birlikler bozulmasın diye. Böyle şeyler olduğu zaman da hatta en son Akka şehri düştüğü zaman Hristiyanlar şok geçiriyorlar. Kaleden yanlış desem 100 kişi çıkıyor. Eğer başka bir kaledeyse, yanlış hatırlamıyorsam, şok oluyorlar. Yani diyor şimdi Selahaddin'in de böyle bir macerası var. Başka da yani şimdi bu kaleyi siz mi savunuyordunuz diyor. Selahaddin de benzer bir şey var. Şok oluyorlar. Bizi o kadar siz mi uğraştırdınız? Müslümanın imanı güçlü olduğu zaman, Allah'a itaat ettiği zaman kafirlerin gözünde daha bir büyür. Daha bir heybeti artar. Evet hocam. Peki hocam, bu süreçte Selahaddin'e, yani Selahaddin Eyyubi'yi destekleyen isimler kimlerdi? Yani kendi içerisinde gerek bu mücadele esnasında gerek mücadele öncesinde. Yani kendisine yakından destek veren. Hocam Selahaddin işte o devlet bürokrasisi, gerçekten çok güçlü bir devlet bürokrasisi vardır. İyi bir ekip oluşturmuştu. Bazıları da Allah'ın bir ikramıydı. Mesela Mısır'a gidiyor. Mısır'a, ona sonra değineceğiz biz Mısır'a yerleşmesi. Çünkü Fatımiler var. Mısır'da bir büyük bir alim var. Molla Fadıl, bürokrasiyi de iyi bilen. Bu müthiş bir stratejist. Özellikle bunun kurduğu devlet bürokrasisiyle, istihbarat ağıyla Selahaddin Eyyubi'nin uçan kuştan tabiri caizse haberi var. Öyle biri. İsa Hakkari vardır, fakihtir ama mücahittir. Hakkari'li birkaç tane yardımcısı vardır Selahaddin merhumun. Yani mollalar yanında, alimler yanında, bunlar birer mücahittir. Mesela kardeşleri var. Takyüddin Ömer var, Feruz Şah var, Turan Şah var. Bunlar Selahaddin'in emrinde bir neferdirler. Çok büyük faydaları olmuştur. Selahaddin Eyyubi bir yeri fethettiği zaman kardeşini bırakıyor ya da güvendiği adamları var, ehli takva. Gözü kapalı gidebiliyordu. Böyle yardımcıları Allah-u Teala ona nasip etmişti. Fars bürokrasisi tarih boyunca güçlüydü. Nizam-ül Mülk gibi. Allah-u Teala bunlardan bir kısmını da Selahaddin Eyyubi'nin hizmetine verdi. Fars kökenli bürokratlar da o devletin inşasında, devletin devamlılığında çok faydaları olmuştur. Haliyle bu kadro bir araya geldiği zaman içinde Kürt var, Türk var, Arap var, Fars var. Selahaddin Eyyubi İslam dünyasının bu dört kadim milletinden insanları bir araya getiriyor ve o devlete mezcediyor. İşte yani bizim vahdet dediğimiz belki bir yönüyle hani o ittihadı sağlıyor, devlet potasında eritiyor ve imanla beraber daha bir güçlü hareket ediyorlar. Bunu başarmıştır. İşte günümüzde bir Müslüman devlet bunu yapabilir mi? Yaparsa cidden büyük başarılar elde eder. Yani bir de sırrı oydu. Sağlam bir ekibi vardı. O sağlam ekiple savaşçı ekip var. Molla ekibi var. Devlet bürosunu çok iyi bilen ekibi vardır.
Bunlarla Selahaddin Allah'ın izniyle büyük başarılar elde etmiştir. Yani bir yerinden gittiği zaman gözü arkada kalmıyordu. Öyle bir güzel bir ekibi vardı. Evet hocam. Mesudi Molla Fadıl, bu Mısırlıydı. Daha bir tecrübesi de var. Mısır'da olan her şeyi Selahaddin'e rapor ediyor. Çünkü Selahaddin Ebi mesela Mısır'a geldiği zaman orada bir başıboş insanlar var. Bedeviler var. Mısır'ın yerleri vardır. Mesela Fatimiler Şii olmasına rağmen Sünni olup Selahaddin aleyhine çalışan var. Yani mezhepler üstü, menfaatperest insanlar dediğimiz. Bütün bunları etkisiz hale getirmede ve birliği sağlamada Molla Fadıl'ın faydaları olmuştur. İsa Hakkari var mesela, fakihtir. Normal fakih ama en zor anda Selahaddin'in baş danışmanıdır. Zor anda gelip yardım ediyor ve Selahaddin'e ufuk açıyor. Böyle danışmanlar lazımdır. Yoksa hani siz bir şey dediğiniz zaman efendim öyledir dendikten sonra zaten insan iki adımdan sonra üçüncüde tökezler. Böyle gerektiğinde onun için her emrini uygulayan ama gerektiği zaman da itiraz edebilen, bazen itiraz etmişler, itirazlarında da sebat gösteren ve kendi fikirlerine Selahaddin'i getiren bir ekibi vardır. Böyle hocalar ekibi vardır. Bu hocalarla Selahaddin Eyyubi epey mesafe almıştır, yol almıştır. Şeydeki gibi biraz aslında Osmanlı tarzı gibi hani Lala Paşalar var, biraz evet. Daha yetiştiriciler var. Yani bir nevi iyi bir öncülük yapanlar. İyi bir öncülük yapıp yetiştirip hazırlayıp sunacak şekilde. Evet. Hocam bir reklama gitmemiz gerekiyor. Dilerseniz reklamın ardından İnşallah. Devam edelim. Değerli izleyenler, programımız reklamın ardından devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, Kitap Tahlili programımız aranın ardından devam ediyor. Faruk Terzi hocamla birlikte Selahaddin kitabını incelemeye devam ediyoruz. Hocam, birinci bölümde biraz daha aslında Selahaddin Eyyubi'nin kişiliğinden, çevresinden, bir de öncesinden bahsetmiş olduk. Evet. Biraz da aslında o tarihte yaşananları tarihe girecek olursak ne söyleyebiliriz? Bir Kudüs süreci mesela evet. Nasıl geldi? Evet. Hocam Selahaddin Eyyubi küçükken Halep'te bir minberi duymuştur. Yani bir marangoz bir minber yapmıştır. Allah'ım ben bu minberi yapıyorum. İnşallah bir Müslüman gelir bunu Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürür. Orada üstünde hutbe okurlar. Selahaddin'in rüyalarını şekillendiren Nureddin Zengin'in büyüklüğü de işte bu. Selahaddin ilmini tamamladıktan sonra tabi macerası da şöyle. Aile dedik ya, bürokratik bir aileden geliyor. Savaşçı da bir aile. Fatımi Devleti veziri var. Bu Haçlılardan darbe yiyince, aslında çoğu zaman Haçlılara çalışıyor. Darbe yiyince Nureddin Zengin'e yardım istiyor. Nureddin Zengin de Şirkuh'u gönderiyor. Beraberinde de yardımcı olsun diye zorla Selahaddin'i gönderiyor. Pek istekli değil ki zamanlar. Bunlar gidiyorlar, yardımcı oluyorlar. Anlaşmaya göre onlar orada kalacaklar. Epey bir maddi yardımda da bulunacak. Fakat Şaver, bu gelen ordu tehlikeyi bertaraf ettikten sonra karşı bir vezir var. Aslında bir vezirin aleyhini için çağırıyorlar. Vezirler arası mücadelede Haçlılarla da diyor işbirliği yapıyor. Veziri bertaraf ettikten sonra anlaşmayı ihanet ediyor. Hani tabiri caizse ben oynamıyorum diyor. Evet. Hani çocukların diliyle bazen öyle diyorlar ya. Böyle olunca tabii kızıyor Nureddin Zengi ama çağırıyor. Bir de giderken hocam Sina çölü vardır, zor şartlarda gidiyorlar. Yani evet, gittikleri evet. Zaman kolanı salaya salaya gidemiyorlar. O zamanın şartları, düşman saldırısı var. Oralarda Haçlılar egemen, Bedeviler Haçlılara çalışıyor. Gidip gelen arada başka hani rakiplerin de bilgi vermeleri var karşı tarafa. Bu gidiş ikinci bir defa daha gerçekleşecek. Bu defa Şaver güçleniyor. Kral adı var Fatimi Devleti. Fatimi işte halifeliğinin genç yaşta bir kralı var. Yani halifesi var. Adi Şaver vezirinin güçlendiğini görünce bu sefer kendisi Nureddin Zengin'e yardım istiyor. İşte yine bu sefer tabii Şirkuh vefat ettiği için Selahaddin'i gönderiyor. Bir üçüncü defa daha böyle olacak. Artık Selahaddin gidiyor. Bu sefer Şaver'i tamamen devre dışı bırakacak. Çünkü her gidişte Şaver'in başka bir ihanetini yaşıyorlar. Günümüz bazen Sisi'lerden bahsediyoruz ya, aslında dün de farklı değildi. Şaver, oranın veziri, Şaver gibiler, ileride de bu tarafta, yani Halep tarafında da ikinci bir Şaver vardır, Gümüştekin. Nureddin Zengin vefat ettikten sonra oğlu Salih halife ilan ediliyor, devlet başkanı ilan ediliyor, Atabey, oranın devlet başkanı. Gümüştekin diye biri geliyor. Aslında görüntüde Salih, takva ehli bir çocuk, bir genç.
Yönetici o ama her şey Gümüştekin. Gümüştekin de kendi saltanatını kuvvetlendirmek için Salih'i kullanıyor ama her türlü kötülüğü yapıyor. Yani kafirlerle işbirliği yapıyor, haçlarla işbirliği yapıyor. Müslüman kanı dökmekten de geri durmuyor. Mısır'da Şaver, Halep'te Gümüştekin. Selahaddin zamanla bunları işte hepsini inşallah devre dışı bırakacak. Ama onlar gibi kan dökerek değil. İmkan ölçüsünde kan az dökerek. Çok affedici bir kişiliği var. Mesela Şaver o kadar çirkinleşiyor ki Selahaddin'i zehirlemek istiyor. Oğlu bile isyan ediyor. Vallahi diyor sen onu zehirlersen ben bilgi veririm. Bu da gizliden yapıyor. Tamam çocuğuna diyor ben böyle bir şey yapmam ama Selahaddin Eyyubi bunu fark ediyor. Evet. O buna yeltenmeden Halife Adid'in de onayını alarak onlar onu tuzağa düşürüyorlar ve halifenin emriyle cezası veriliyor. İnfaz ediliyor. Selahaddin halifenin emriyle de yaparak yani üzerindeki şimşekleri dağıtıyor. Ben yapmadığıma getiriyor. Ve böylece yavaş yavaş Mısır'a egemen oluyorlar. Hatta Mısır'dayken de Selahaddin işte bu ara Nureddin Zengi ile araları açılıyor. Nureddin Zengi Abbasi halifeliğinden baskı görüyor. Diyorlar ki senin bir adamın Mısır'dadır. Oradaki bizim rakibimiz olan halifeliği. İki halife var o dönemde. O halifeyi güçlendiriyor. Nureddin Zengin de Selahaddin'e baskı yapıyor. Adid genç 20-21 yaşlarında bir Fatimi halifesi hiçbir etkisi kalmamış. Hatta hastadır, ağır hastadır. Ağır hasta olduğu bir dönemde çok sükunetli, kansız bir tabiri caizse bir devrim yapıyor. Hutbelerde Abbasilerin adını zikrediyor. Adid'in adını söylemiyor. Böylece tarihteki ikilik gidiyor. Evet. Bu geçişi yaparken dahi Selahaddin hocam kan dökmemiştir. Hatta bir müddet sonra Adid vefat edecek ve Selahaddin şöyle diyecek. Ben onun böyle yakın bir zamanda ölebileceğini kestirebilseydim, onun ölümünü bekler, öyle Abbasi halifeliği adına hutbe okuturdum. Affediciliği de biraz yüksek Selahaddin Eyyubi. Çok bak düşün. Evet. Orada yani kendisi de Sünni, hatta bir Şafii çok yani hadise çok değer verir ve yani her gittiği yerde Şafii medreseleri de açar. Karşıdaki Şii bir halife çünkü kendilerini çağırmış yani oradaki dönüşümü dahi kanlı yapmıyor. O ağır hasta zaten artık vefat edecek ama tabii diyor keşke bilseydim vefat edeceğini bilseydim ölümünü bekler böyle tabiri caizse Fatimilere son verirdim. Yani rıfkla bir Şii-Sünni çatışması da çıkarmıyor. Toplum hem Şii hem Sünni. Ama o devlette işte halifelik, Fatimiler, Eser'in kurucuları o süreci dahi başarılı bir şekilde yönetiyor. Dediğim bu yönü çok güçlü. Hatta düşmanlarını dahi affetmiştir. Çok affedici, hoşgörülü bir insandır. Ama Selahaddin'in şu özelliği var. Mesela Ernat diye bir adam var. Bu adam epey bir güç oluşturmuş, gücün zirvesinde ve hep şöyle diyor. Ben Medine'ye gideceğim, Muhammed'in kabrini bozacağım, darmadağın edeceğim, kalsın bana hesap sorsun. Birkaç defa teşebbüs ediyor. Hatta Selahaddin onu engellemek için şöyle yapıyor. Hain bedevileri de aşarak, o bedeviler var ya çok ihanet etmişler. İşte para için dinini satan, vatanını, imanını satan insanlar. Böyle bir yapı oranın bedevileri. Develerin sırtından Mısır'dan Kızıldeniz'e tahta taşıyorlar, odun taşıyorlar gemi yapımı için. Evet. Götürürken de bedeviler ne yapıyorlarsa bilgi alamıyorlar. Bedevilerin de ağzını kapatmak için yüklü yüklü paralar veriyorlar. Alın bu paraları gidin. Bir şey görmediniz. Öyle ağır yani bir bedel ödeyerek Ernat o Allah Resulü'nün düşmanı bir anda Kızıldeniz'de bu saldırırken bu gemiyi görüyor, donanmayı görüyor. Tabii kaçacak yer de bulamıyor. En son Selahaddin kendi huzurunda kendisi onun kellesini alıyor. Normalde affedici Selahaddin burada affetmiyor. Sen diyordun Muhammed kalsın cevap versin. Aha ben buradayım diyor. Evet. Ama tarihin cilvesine bak hocam. Daha sonra Selahaddin Eyyubi bunun eşini serbest bırakacak. Hatta eşi gelecek. Diyecek ki benim evladım bırak. O da bir şart ile sürüyor. Şu iki kale ismi söylüyor. Sen onları bana teslim et. Çünkü Kudüs'e giden yolun üstündeler. Evet, alınması evet. Lazım. Bak savaş olmadan istiyor ki savaş olmasın. İnsanlar ölmesin. Ya mesele insanları kazanmak. Kan dökücü değil yani. Kan dökücü değil. Ama savaş varsa da savaşın en ortasındadır. Onun için kafirler Selahaddin'le karşılaşmaktan hep çekilmişler. Yani savaş meydanında cengaver, şirdir diyorlar ya aslandır. Ama ilk önce diplomatik yollara başvuruyor. Ernat'ın hanımı çocuğunu alıyor götürüyor fakat kaleleri teslim edemiyor. Yani kendi Hristiyanlarını ikna edemiyor çünkü kral karısı. O kadın da orada Selahaddin'den bir yitik kapmış çocuğunu geri getiriyor.
Ya Selahaddin diyor, beni dinlemediler. Selahaddin diyor, büyüklük sende değildir, bendedir. Bir kere bıraktım. Evet. O kadar sözüne de sağ. Bir kere bıraktım, artık geri almıyorum diyor. Yani bütün bunları görüp de etkilenmemek, böyle çok affettikleri insanlar var. Ama bazen ihanetin üstüne ihanet yapanlar olmuş, ölelerini affetmemiş. İkinci bir defa ele geçirince onların cezası sert olmuş. Evet. Hocam bir de Selahaddin Eyyubi aslında sadece Kudüs değil, Arap Yarımadası'nın birçoğu bölgesine hakim. Yani hükmedebilecek evet. bir yapıda komutan. Hatta Mekke ve Medine ile ilgili de bir kitapta değindiği bir sözcük var, dilerseniz onu da siz belirtin. Hadimul, evet. Hadimul Harameyn diyoruz. Evet. Osmanlı'da özellikle Yavuz Sultan'dan sonra kullanılan bir kavram. Hatta şu an Arabistan kralları da kullanıyor. Yani şu an kralların kullanması nerede? Selahaddin'in evet. kullanması. Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Bu lakabı ilk kullanan oymuş. Yani tarihimiz öyle diyor. Ondan önce hatta hutbede hatip diyor ki Hakimul Harameyn, bir dakika diyor. Hadimul Harameyn. Müdahale ediyor. Hutbe, namaz bitiyor, gidiyor, alnından öpüyor hatibi. Hatip yanlış yapmasa düzeltiyor. Hakim değil, hadim. Hüngür hüngür ağlamış. Yani bu Allah'ın nimeti. Mekke Medine'ye. Çünkü İslam tarihinde hocam genelde Mekke Medine'ye egemen, yani yönetici olanlar hizmet etmişler. Evet. Genel böyle bir şey. Çünkü Mekke, umreye gidenler bilir. Taştır hocam, hiçbir şey evet. yok. Evet. Mekke'de de yani Medine'de de çok farklı de bir kısım tarım arası hurmaları var. Kurak bir coğrafya evet. sonuçta. Ora, ama Mısır öyle değil hocam. Mısır çok önemliydi. Onun için Mısır, Selahaddin çok önem veriyordu. Haçlar da çok önem veriyordu. Mısır'da fitne kazanlar çok kaynamış. Çünkü Nil var ya hocam, derya. Nil'den dolayı cömert Nil tabiri var. Mısır çok bereketliydi. Onunla diğer yerler besleniyordu hocam. Mesela Mekke, Medine'yi özellikle beslemiş. Böyle bir özelliği var yani kendisi. Demin gibi mesela Yemen, Arabistan, Mısır, Sudan'ın güneyi, hatta Libya, Mısır, Suriye arası bizim doğu güneydoğuya kadar hakim. Ama Selahaddin'in hayatını okuyanlar şöyle bir şey görecek hocam. Hakikaten 30 yıl civarında, 30 yıl, 25, 26, 57 yaşında vefat edecek. Hocam doğru düz uyku uyumamış. Yani evde doğru düz kalmamış. Hani bizim böyle bir yaşamımız var. Hı hı. Yok öyle bir şey. Yani onun hayatı gerçekten değişik bir hayat. Yani hani Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh için derler. Diyor siz sahabeyi görseydiniz, onun bir sözü. Siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz. Onun için Selahaddin efsanedir. Selahaddin yani bambaşka bir insan. Mesela bir kaleyi fethediyor. Hatta bu Halep'te işte Gümüştekin Şaver gibi engeldir ona. Fitne kazanları kaynatıyor. O kral, kafir kralı serbest bakıyor. Onu şehit etsin. Durmuyor. İçi rahat etmiyor. Selahaddin'i ortadan kaldırmak için. Haşhaşilerle meşhur var ya bizim. Onlarla işbirliği yapıyorlar. Selahaddin'in 3 zor dönemi var. Akka'da neredeyse şehit oluyordu. Bir defasında yine Gümüştekin'in yönlendirmeliyle 13 tane haşhaşi çadırına hücum ediyor. Orada bir zor dönem yaşıyor. Bir 3-4 kişi saldırıyor, o basit kalıyor. 13 kişi bir ara tek tek öldürülüyor. Neredeyse şehit edecekler. Bir de Mısır'a gidip gelirken diyor ki 3 defa da gidiyor. En son orada kalıcı oluyor. Bu Mısır gidiş gelişte rahat değil. O arada bir haşlarla yaptıkları bir Remle savaşında Selahaddin Eyyubi direniyor ama neredeyse şehit olacak. Evet. En son birkaç arkadaşıyla kurtuluyor. Selahaddin hatta Abbasi halifesine mektup yazıyor. Haleplerden şikayet ediyor. Mısır'ı şimdi halletti, düzen oluştu. Fakat Halepler rahat durmuyor. Yani Nureddin Zengin merhumun oğlunu egemenliğine alan ekip var. Bunlar fitne kazanları kaynatıyor. Haşhaşları kullanıyor, haşları yönlendiriyorlar üzerine. Abbasilere mektup yazıyor. Bana izin verin, ben Halep'i alayım. Benim sorunum Salih ile değil. Şu bürokratları ben halledeyim. Bak bunlar 3 yıldır beni uğraştırıyorlar Halep ve Musul ekibi. Benim Kudüs'e gidişimi engelliyorlar. Yani benim derdim Kudüs'tür. Bunlar gelip benle ilgili. Ben oraya gidiyorum, arkadan bana saldırıyorlar. Biraz şey sürecini hatırlattı bana hocam. Hani Hazreti Hasan Kerbala sürecinde hani fitne fesat ile Hazreti evet. Hasan sürekli bir şekilde şey yapılmaya, yönlendirilmeye çalışıldı ya. Biraz da burada da Nureddin Zengin'in oğlu ile Selahaddin Eyyubi'nin arasındaki karşı şeyi bozmak için. O iki aileyi karşı evet, karşıya getiriyorlar. Evet. Ama görüntüde kendi gizlemeye çalışıyor. Halbuki asıl yapanlar onlar. İşte bu hep tarihte öyledir hocam. Arkada bu karanlık güçler bazen, yani perde arkasında onlar vardır. Yakın zamanda Türkiye'de de benzerlerini yaşadık. Her şey onlarda ama siz baktığınız zaman başkasını görürsünüz. Hayır. Eğer bir şey varsa çık açıkça söyle, millet bilsin. Böyle fitne kazanları en son onay çıkıyor. Hatta zora düşünce
Nureddin Zengin'in çocuklarını gönderiyorlar Saladin'e. Biz yanlış yaptık. Hatta bir defasında yine Nureddin Zengin'in kızı geliyor. Diyor bu Halepleri affet. Tam af edecek. Nureddin Zengin'in hatırına İsa Hakkari var. Fakih Mücahit dedik ya. Kesinlikle diyor affedemez. Çünkü bunlar çok diyor çok yanlış yaptılar. Sen artık orayı alman lazım. Selahaddin Mısır'dan sonra Halep'i alıyor. Musul'u alıyor. Arkasını sağlama alıyor. Hocam tek tek sahil kenarındaki kaleleri alıyor artık. Şehirleri. Gazze, Aşkalan, Askalan biz diyoruz. Askalan. Evet, evet. Rakka. Sur'u alamamış hocam. Mesela bazıları diyor Sur'u almadı. Gitti Kudüs'ü aldı onun için. Hocam Sur çok tarihi bir şehirdir. Büyük İskender'i hepiniz duymuşsunuz. Evet. 7 ay kuşattıktan sonra alıyor. O büyük azametli ordusuyla. 7 aydan sonra, 7 ay kuşattıktan sonra alıyor. Selahaddin'in özellikle romanımızı okuyanlar görürler. Hocam bazen 2000-3000 askerle cihatlara gidiyor. Yok yani yanında. Mesela bir yeri fethediyor. Küffar memleketi çok büyük hazineler var. Dağıtıyor bir şey bırakmıyor. Hatta eleştirilmiş. Ya diyor sen bir hazine oluştur. Seferlerini ona göre yap. O diyor yok. Yani Ebu Zer yaşamış. Kendi şahsi görüşüm. Ben de o eleştirenler gibi eleştiriyorum. Tamam ganimeti dağıtsın. Zaten kendisi almıyor. Keşke biraz devlet için hazinede bir şey oluştursaydı. Çünkü bazen savaşa gidecek kendisi dahi at bulamıyor. Evet. Öyle. Yani çok zahidane bir hayatı var. Çadırlarda yaşıyor. Saray yüzü görmüyor. Tek tek sahil kenarında. Ha atladığımız bir şey vardı. Mısırlılar, Selahaddin Mısır'a egemen olduktan sonra bak diyor. Biz buralara egemen olamıyoruz. Çünkü adamlar donanmayla gelip bir anda bizim burnumuzun dibinde bitiyorlar. Bizi yok ediyorlar. Şehirlerimizi alıyorlar. Biz kaybediyoruz. Mısırlılar donanmayı istemiyorlar. Hatta Molla Fadıl olsa gel meşhur o alim. Danışmanı, ya diyor bana her şeyi söyle, donanmadan bahsetme. Denizden korkuyorlar. Selahaddin'in büyük başarılarından biri de donanmayı inşa etmesidir. Büyük donanma yapıyor. Kızıldeniz'e de çıkarma yapmıştı o Ernet olayında. Büyük bir donanma oluşturuyor. Mısır'ın, işte Libya'nın ve bütün o Filistin bölgesi, Ürdün, Suriye hattını sağlama alıyor. Eğer bu olmasaydı hiçbir zaman Kudüs'ü alamazdı. Çünkü donanmayla gelen kafirleri darmadağın ediyor. İşte yukarıdan aşağıdan, şimdi Mısır'ı aldı. Halep Musul'u güvenceye aldı. Buradan darbe yemeyecek. İç darbe, kardeş darbesi. Çünkü kardeşin ihaneti zordur. Daha sonra sahil kenarından, kuzeyden, güneyden geliyorlar Kudüs'e. Hıttın Savaşı'nda işte Kudüs'ün önündeki en büyük engeli ortadan kaldırıyorlar. Ernat orada esir alınıyor. Ernat'ın dediği gibi cezasını affetmiyor. Hıttın 1187 ve Kudüs'ün yolu açılıyor. Bir iki şehir daha alındıktan sonra Kudüs çok rahat bir şekilde alınıyor. Kudüs 88 yıl yanlış diyesem Haçlıların elinde. Evet. Onun da hikayesi hocam çok ilginçtir. Kudüs Selçukluların bir uç beyliği gibi yani bir ata beyliği var. Artukların elindedir. Fatımiler büyük bir savaş yaparak alıyorlar. Selçuklular mücadele etmişler. Özellikle birinci Haçlı seferleri falan çok büyük fedakarlıklar yapmışlar Anadolu Selçukluları. Selçukluların yorulduğu bir dönemde Fatımiler ne yazık ki saldırıyorlar. İşte bak Müslümanı Müslümana zararı. Çok ağır zayiatlar verdiler. Kudüs'ü alıyorlar Artuklulardan. Selçuklulardan alıyorlar. Ama çok kısa bir sürede savaş yapmaksızın o büyük kıyımlar yaparak aldıkları Kudüs'ü kime veriyor Fatımiler? Haçlara veriyorlar. Ve 70 bin Müslüman katlediliyor. Kudüs'ün elden çıkışı da budur. Yani tarihte özellikle tabi tarihi kendi şartlarında değerlendirmek lazım. O zamankiler böyle büyük bir ihanet yapmışlar. Yani Müslümana Şaver de öyleydi. Bu Sisi vari insanlar şöyledir hocam. Müslümana karşı aslandır. Kafire karşı kuzudurlar. Müslüman işte ihanet buradan olunca ağır oluyor. Ama Selahaddin onlarla işte çok uğraştı. Hatta onlarla uğraşırken dahi af ediciydi. Sonuna kadar affediciliğini kullandı. Ama bir yerden sonra olmayınca artık ne gerekiyorsa yaptı ve böylece bütün sadık Kudüs'ü aldıktan sonra hastalanıyor. Zaten hastadır hatta. Vücut artık dayanmıyor, tepki veriyor. Askerleri azalmış, askerleri yorulmuş. O meşhur ekibi vardı. Hepsi tek tek vefat etmiş. Çok güvendiği kardeşleri var. Mesela bir şehri alıyor, şu an hatırlayamadım ismini. Kardeşi var Gökberi, 25 yaşında büyük bir mücahit. Yani diyor ki keşke bu şehri almasaydık da sen ölmeseydin. Ferruh Şah vefat ediyor, Turan Şah vefat ediyor, İsa Hakkari vefat ediyor. İmadüddin vardı, birkaç kişi daha var. Fadıl. Onun yok başka bir tane daha var İmadüddin hocam. Evet. Bu ekibi gidiyor tek tek vefat ediyor. Vefat edince işte Selahaddin yani artık yeniler geliyor ama
kurtarmıyor. Artık askerleri de yorulmuş, kendisi de yorulmuş. Abbasi halifesinden yardım istiyor, yardım gelmiyor. Muvahhidler devleti var Kuzey Afrika'da, donanma istiyor, gelmiyor. Bazı şehirleri tek tek kafirleri yine kaptırıyor. Yani çünkü dayanamıyor. Mesela Akka'yı 2 yıl direniyorlar, teslim etmiyorlar. En son kafirler diyorlar ki size güvence veriyoruz. Ama kafir kafirliğini, haçlı haçlılığını yapıyor. Akka'yı aldıktan sonra bütün Müslümanları hunharca şehit ediyorlar. Ama bir iki şehir daha gidiyor, Kudüs'ü vermiyorlar Müslümanlar. En hatta meşhur aslan yürekli Rişat var. Hı hı. Ha Kudüs'ü alınca ne oluyor hocam? Üçüncü Urban diye bir tane papa var. Kahrından ölüyor. Onu gelince Gregorius diye biri geliyor. Üçüncü. O papa da kahrından ölüyor. Evet. Hatta anlatılır ki papalar Selahaddin efsaneleşince şöyle bir yalan uyduruyorlar. Selahaddin aslında Müslüman değil, Hristiyandır. Gizli Hristiyandır. Selahaddin'in o etkisinden Avrupalılar da Müslüman olacak. Korkuyorlar. Haçların da orada bir şeyi var. Sürekli hacılar geliyor Kudüs'e. Ama hepsi tapınak şövalyeleri, bir de hastane şövalyeleri diye bir şey var. Böyle çok akın akın geliyorlar. O ikinci Urban var zaten. İlk Kudüs alındığı zaman bütün şehirleri dolaşıyor. Hı. Sıkıntı şu, Avrupa'da papalar neredeyse köylere kadar gidip Hristiyanları Müslümanlara karşı birleştiriyorlar. Ama bizim Abbasi halifesi Selahaddin'i oyalama taktikleriyle uğraşıyor. Yani Selahaddin biraz güçlenmesin de ben burada rahat edeyim. Selahaddin ona diyor ki ya benim derdim sen değilsin. Şu bu değil. Benim hedefim Kudüs'tür. Lütfen bu için bana yardım edin. Zaten öldüğü zaman dediğiniz gibi bir yani 48 bilmem ne dirhem o zamanın parasıyla bir dinar 48 işte o para yani çok cüzi bir para var elinde. Evet hocam. Bu da üzüntü vericidir. Müslümanların büyükleri nelerle uğraşıyor? Haçlıların o zamanki büyükleri nelerle uğraşıyor? Onlar köy köy dolaşıyor, bizimkiler birbirinin kuyusunu kazmakla meşgul. Haliyle Selahaddin yani birçok şehri de kaybediyor, asker sıkıntısı var, yorulan bir asker de var. Kendisi de yorulmuş, zaten dediğim gibi Kudüs'ün fethinden sonra zaten 2-3 yıl sonra vefat edecek. Öyle atıp vücut da kaldırmıyor, genç yaşta evet, ölüyor. Hocam programın da sonuna doğru gidiyoruz en azından kapatmadan önce. Şimdi. Evet, Selahaddin Eyyubi'nin o dönemde büyük bir çabası olmuş Kudüs'ü kazanmak için ama bugün ne yazık ki Kudüs'ü başkent olarak Batı ilan etme cüretinde bulunabiliyor ve Müslümanlar ne yazık ki buna çok da tepkisiz kalabiliyor. O günün şaverleri hocam, gümüş tekinleri bugün de var. Evet, maalesef. Hani bu anlamda hani kapatmadan kitaba dair veya Selahaddin Eyyubi'ye dair son olarak söylemek hocam istedim. Belki bize düşen bir, Selahaddin Eyyubi halkın içindeydi. Hı hı. Hiçbir zaman şımarmadı hocam. İki, İslam'a bağlıydı. Hakka ve halka dayanıyordu bak. O ölçü önemli. Üç, mükemmel bir ekip oluşturdu. Özellikle Gazali çağıyla başlayan o medrese geleni devam ettirdi. Hadislere çok değer veriyordu. Hocam hadis şudur. Siz hadis okuduğunuzda peygamberle sokaktasınız sallallahu aleyhi ve sellem. Evde oturup yemek yiyorsunuz. Yani hadis düşmanlığını bir de böyle okumak lazım. Selahaddin'in başarısının temel nedenlerinden biri hadislerdir. Hadisle yatıp kalkıyor. Hadis okuyan bir insan günün içinde Resulullah'la dolaşıyor gibidir. Buna çok önem veriyordu. Evet. Yürüyen Kur'an misali. Dört, mesela mezali mahkemeleri vardı. Yani bir yere gittiği zaman mahkeme kuruyor. Haftanın belli günlerinde herkes gelip o gün orada derdini anlatıyor. Bu önemlidir. Halktan bağı koparmamak, bürokratların halkı ezmemesi için. Hatta bir ara haber alıyor, bir tanesi çok zenginleşmiş, saray yapmış, gidip direkt yıkıyor. Evet. Çünkü senin maaşın belli, bu sarayın giderleri belli. Affetmiyor böyle bir hususta. Rüşvet, kayırma kesinlikle yok. Halka dağıtma, halkla beraber hareket etme vardır. Beş, düşmanlarına karşı dahi sonuna kadar hocam, sonuna kadar özellikle Müslümanlarda şeyi gözetliyor. Af ediciliği ve kazanmayı esas alıyor. Savaş sondur ama savaşa girdiği zaman birebir çok defa da savaşmış. Kafirler onun çadırına kadar gelmiş. Onun için yiğitliği var. Allah güç de vermiş, heybet de vermiş. Haliyle siz Allah'tan korkunca her şeyden korkar deniyor ya. Hatta aslan yürekli Rişat onunla karşılaşmaktan çekinmiş. Kudüs'ün fethinden sonra anlaşma yapıp çekip gidiyor. Yani birçok kral dahi ona karşı çıkmaktan imtina etmiştir, kaçınmıştır. Allah Teala böyle bir yöneticilik anlayışı bizim yöneticilere versin. Bütün İslam beldelerine versin. Kudüs'ün derdiyle dertlenenlere denesin. Hocam Kudüs dinlerin merkezleri var ya. Evet. Kudüs yeryüzünün yönetim merkezidir. Oraya egemen olan dünya egemen olur.
İnşallah hocam. Hocam değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hocam. Teşekkür değerli izleyenler, Kitap Talebi programının sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.